zamanlarındasınız. Görüş açısına hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta Perşembe günü saatler 21'i gösterdiğinde görüş açısı programıyla karşınızda olacağız. Ben Bora Tüfekli ve sevgili Ruzin Azerhan. Ruzin merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, bundan böyle TV32 ekranlarında sizlerle buluşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz görüş açısı ile. Yani yine Bora Tüfekli ile birlikteyiz. Yine program formatımız aynı, yorumlarımız oldukça tarafsız. Bir dakika, pişmanmışsın gibi söyledin. Yine Bora Tüfekli ile birlikteyiz falan diye o ses tonu. Başladık. Evet. Şimdi daha ileriki konularda çok takılacağımız yerler olacak. Bence enerjini burada harcamam. Çünkü doğru. Ben ziyadesiyle memnunum seninle birlikte olmaktan. Evet efendim, dediğimiz gibi bundan böyle TV32 ile sizlerle birlikte olacağız. Sizlerle buluşacağız. KFK medyadayız. Evet. Bizim için de yeni bir heyecan, yeni bir enerji, böyle farklı bir duygu değil mi bu? Tabii, şimdi farklı bir platform, farklı bir mecra. Aslında bu gelişen teknolojiyle birlikte medyada da ciddi bir dijital hamle aslında başladı. Bu yeni nesil medya diye tarif ettiğimiz bir platformun içindeyiz. Daha doğrusu o platformun öncüleri arasında olan, Isparta'da o platformun öncüsü olan bir kuruluşun bünyesindeyiz. Buradan KFK Medya'nın yönetim kurulu başkanı Kubilay Kapı başta olmak üzere tüm ekibine de bir kez daha teşekkür edelim. Gerçekten Isparta için büyük bir yatırıma imza attılar. Evet, ben de tebrik ediyorum ve ben de tabii ki kıymetli dostum, ekranlarını bize emanet eden KFK Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kapı'ya çok teşekkür ediyorum ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Burada belki sizler görmüyorsunuz ama pırıl pırıl, gencecik, aydınlık yüzlü gençlerimiz bizimle birlikteler. Bu da ayrı bir enerji kaynağı oluyor. Gerçi ben de onlardan çok fazla büyük değilim. Ben bu süre geçti, yaş artmadı bende. Hayır, öyle olsaydı arkadaşlarımız derdin, gençlerimiz dediğine göre aranızda bir kuşak durumu var. Evet, ben arkadaşlarım diyorum hepsine. Kara kuşak. Kara kuşak, kara komik seni. Peki. Yine başladı. Bora biriktirmiş enerjisini maşallah. Daha dakika bir gol bir başladık. Şimdi bugün güzel bir açılış oldu, ondan bahsedelim. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tesadüfen de bizim programımızın günü de bugüne denk geldi. Ama bugün sadece böyle neler yapacağız, neler konuşacağız, program nasıl bir program olacak, kısacık ondan bahsedeceğiz ama haftaya Perşembe günü saatler 21'i gösterdiğinde görüş açısı karşınızda olacak. İnşallah Allah da nefes verirse uzun sürekli olarak, şimdilik haftada bir gün değil mi sevgili yönetmenim? Ya sevgili yönetmenim de benim, nasıl anlayışlı, nasıl böyle kibar, şimdiden bu diyalogları kuralım da. Tabii. Hani şimdi böyle bir poncik şeylerin, poncik. Bir şeylerin yolunu yapıyor gibisin. Yolunu sana yapayım ben ufaktan da çünkü. Evet. İnşallah ilerleyen zamanlarda çıldırtmamış olurum kendisini ama hiç zannetmiyorum, gayet sabırlı birisi. Biraz denedim ben. Öyle mi? Evet, gelir denedim programdan önce. Bayağı Allah dayanıklı. Kolaylık versin. Amin hepimiz. Evet, şimdi neler olacak programımızda? Bizde değişen çok fazla bir şey yok. Yine yorumlarımızla birlikte olacağız sizlerle. Gündeme dair ne varsa paylaşmaya çalışacağız. Özellikle altını böyle kırmızı kalemle çizdiklerimiz olacak yine. Evet. Değil mi? Evet. Siyasetten ekonomiye, çevre sorunlarından eğitim sorunlarına, sağlıktan yaşam konularına kadar birçok konuyu görüş açısında konuşacağız, gündeme getireceğiz. Canlı yayın konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız belki olacak. Ruzi'nin söylediği gibi gündeme dair ne varsa her şeyi konuşacağız. Zaten bizi tanıyanlar, burada şimdi yeni izleyicilerimiz de var tabii. Evet, biraz da böyle bir kendimizi de ifade etmeye çalışalım. Temel prensibimiz şu: bu programda her şey konuşulabilir. Tek kriterimiz kimseyi kırmadan, dökmeden, üzmeden, hakaret etmeden, küfretmeden, bağırıp çağırmadan, parmak sallamadan ne var ne yok her şeyi konuşabileceğiz, daha önce olduğu gibi. Ve yine doğru, tarafsız, objektif bir yayın olacak, emin olun. Bizi, Bora'nın da söylediği gibi, bunları hep bizimle yeni tanışan izleyicilerimize ifade etmeye çalışıyoruz. Gerçi süreç içerisinde onlar da zaten bir iki program sonra yapımızı çözecektir. Her zaman söylediğim bir kural var. Her ne kadar serbest bir platform diyorlar mesela sosyal medya durumuna, ama evet, görünüşte serbest bir platform, ama serbest platform demek şu demek değil.
Bizim bugüne kadar yayın yaptığımız bütün mecralarda bir kuralımız vardı. Burada da yine ona bağlı kalacağız. Neydi o? Dikkat, insan var. Dolayısıyla insanın olduğu, insanlarla birlikte hepimiz insanız, yaşadığı bir dünyada ekranın öbür tarafındaymışsın, bu tarafındaymışsın, hiç önemli değil. Yine dikkat, insan var mottosuyla yayınlarımız devam edecek. Konuşacağız, tartışacağız ama bu tabii ki Bora'nın da demin çok net ifade ettiği şekilde kimseyi kırmadan, dökmeden, küfretmeden, parmak sallamadan, sen kimsinden demeden. Hani böyle bir beklentiniz varsa bu programda onlar olmayacak. Ha, tartışmalar olur. Göz ardı edilenler gelir ekrana, burada konuşulur. Konuşmaya cesaret bile edilemeyen konular bu mecrada konuşulur. Bazılarının sormaya cesaret edemediği sorular da sorulur. Bunların hepsi yayın hayatında yapılabilir ama ölçüler dikkat insan var mottosunda olacaktır. Evet. Şimdi sosyal medya platformlarında özellikle bu dijital mecra RTÜK denetiminin dışında olduğu için böyle burada senin az önce ifade ettiğin gibi bir serbestlik sarmalına giriyor insanlar. Kimi zaman küfürler havada uçuşuyor, kimi zaman hakaretler havada uçuşuyor. Hoş olmayan görüntüler ekranlara yansıyor. Senin de söylediğin gibi böyle bir beklentiniz varsa bu program size çok uygun bir program değil. Ama mesele bir konuyu tartışmak, o konuyu anlamaya çalışmak, sorulmayanları sormak, o sorulara cevap aramak, muhataplarını belki karşı karşıya getirip çözüme hizmet eden bir yaklaşım arıyorsanız doğru yerdesiniz. Görüş açısı tam da bunun için hazırlanmış bir program. Evet, yani bu çok genel anlamda söyleyebileceğimiz bir durum. Kullandığımız sosyal medya hesaplarından tutun da işte yani bilemiyorum, aslında bunu ilerleyen programlarda da bir konuşuruz. Aslında bir de bir medya kirliliği var. Evet. Yani medya kirliliği var. Bize sunulan bu internetle birlikte gelen bu platformlar şöyle bir durumu ortaya çıkarttı. Eline telefonu alıp, hatta yani karşısında, biz şimdi bir yönetmenim diyoruz, bakın orada benim karşımda yine görüntüden sorumlu arkadaşımız var. Birçok insan bu görüntünün arkasında emek veriyor, mesai harcıyor, hazırlık yapıyor. Sadece biz değil, bu ekranlarda, bu kanalda yayın yapan herkes için bu emekler harcanıyor. Ama şöyle bir duruma geldi. İşte bir telefon, kamera bile demeyeyim. Telefonu kendine doğru çevirip, ne diyorlar, o ön yüz mü diyorlar, ön yüzünü kendine çevirip bir yere tutturan kişiler artık bir şeyler anlatmaya, bir şeyler dikte etmeye, bir şeyleri eleştirmeye başladılar. Bak buraya kadar da eyvallah. Ya eyvallah, olur. Olur, herkes özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkes fikrini paylaşabilir. Ama iş gene rayından çıkıp öyle tehditkar bir havaya bürünmeye başladı. Ve herkesin elinde bu yetkinin olması da aşırı bir kirlilik getirdi. Bunun adına da birçoğu medyaya ekledi. Yani ben Ruzin Azerhan'ım, Ruzin Azerhan, atıyorum ev hanımıyım, ev hanımı olarak benim böyle bir fikrim var demeyip, mesela bu paylaşımı böyle yapmayıp işte Ruzin Azerhan medya bilmem ne falan filan diyerek bir de önüne böyle artık gazeteci mazeteci nasıl olunuyor bilmiyorum, ben şimdi gazeteci nasıl olunduğunu da ben unuttum. Hakikaten yani şimdi söylemeyeceğim verdiğim yıllara, yaşım ortaya çıkacak diye yıllardır saklıyorum yaşımın çıkmasını ortaya da. Kaç yıl saklıyorsun? 15. Hani hakikaten o beni çok üzmeye başladı. Yani tamam, herkes fikrini paylaşsın, herkes fikrini söylesin ama o medyanın gücünü bir kelimeyle yazarak böyle önüne koymak bu kadar basit olmamalı sanki ya Bora. İşte bu çağda bunun önüne geçmek çok mümkün değil. Çok yani değil, bu değil mi? Dijital mecrada az önce senin de söylediğin gibi işte elinde telefon olan, o telefonun ön kamerasını aktif edip bir şeyler konuşan ve kendine gazeteci diyen insanların önüne geçmek çok mümkün değil. Burada izleyicilerin biraz aslında seçici olması gerekiyor. İşte yıllarını bu işe vermiş, bu mesleği yapan, bu mesleğin içinde yoğrulmuş insanlarla o sosyal medya, işte hani neye fenomen denir, neye denmez onu da çok böyle kestiremiyorum ama yani sosyal medya bıdı bıdıcılarıyla gazetecileri ayırabilmesi
gerekiyor. En azından bizi ilgilendiren alanda tabii, değil mi? Bu konu tabii. Bizim konumuzda. Yani yoksa hani insanlar bunu yapmasın da demiyorum ayrıca. Yani açsın bir şeyleri yorumlamak isteyebilir. Bir şeylerle ilgili söyleyecek iki çift lafı vardır bunu söyleyebilir ama hani bunu bu söylediği şeye gazetecilik etiketini eklemesi iyi olur. Ama onun önüne geçebilecek ne yazık ki bir mekanizma da yok. Burada meslek örgütlerine aslında büyük görev düşüyor. Burada bir ayıklama süreci yaşanması açısından meslek örgütlerine büyük görev düşüyor ama ne yazık ki öyle bir ortamda henüz sağlanabilmiş değil. Yani dolayısıyla bu da yine izleyicilere, takipçilere düşüyor tabii. Bu konu. Aslında bu sadece programlarla ilgili de değil. Yani evet. Bizde mesela sosyal medya okur yazarlığı diyorlar ya şimdi bu sosyal medyayı iyi anlayabilmek lazım. Şimdi bir şey araştırıyor insanlar, işte o Google'a tak 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 yazıyor, önüne çıkan ilk veriyi gerçek bilgi olarak algılıyor. Halbuki yok böyle, şimdi onunla ilgili çok ilginç bir örnek var. Hukuki bir süreçle ilgili bir mevzuat arıyor insanlar, tamam mı? Yazıyor işte bir şeye, önüne bir mevzuat çıkıyor. Onu okuyor, aa diyor tamam benim düşündüğüm gibi. Önüne çıkan veri 10 sene önceki mevzuat. Onun üzerinden neler geçmiş, neler geçmiş. Değişmiş, mevzuat değişmiş. Evet. Gerçekle bir karşılaşıyor, iş bambaşka bir noktaya. Yani onun için mesela mevzuatla ilgili bir şey arıyorsan, işte nedir o, mevzuat.gov.tr diye bir site var. Oradan güncel, değişmiş mevzuatları edinebilir. Yani bu interneti, interneti kullanmak, sosyal medyayı kullanmak, orada gördüğümüz şeylerle ilgili yorumlar, analizler yapıp o bilgiye erişme, ulaşma konusunda da biraz böyle bir mahir olmak lazım artık. Evet. Ha, bu ilerleyen dönemlerde biraz nesil, şimdiki ne diyorduk biz, Z kuşağı mı diyorduk bu çocuklara? Yani çocuklar neydi? Z kuşağı. Herhalde ondan sonra da kuşak gelmeyecek. Bitti çünkü. Eğer bununla sınırlandırdıysak. Şimdi Z kuşağının biraz daha büyüyüp böyle hayatın içerisine aktif girmesiyle birlikte bu iş biraz daha rayına oturacak gibi. Ama o durumlar, fecaat durumlar var. Onları da ilerleyen şimdi zamanlarda konuşacağız. Eğitimler vesaire tabii, falan da yaygınlaştı. Belki yavaş bir fedata yavaş da girecektir daha. Bence zaten girmeli de. Biz tabii eğitimi seninle çok konuşuruz. Mesela yine de konuşmaya devam edeceğiz. Eğitim içerisinde çok erken yaşlarda bu müfredata da girmeli belki. Aileler içinde düşünülebilir. Ay ne kadar çok konuşacak konumuz birikmiş. Aslında çok konuşacak konu var. Ama önümüzde bir yerel seçim var. Genel seçimlerden çıktık. Hatta o seçim akşamı da birlikteydik yine, bu çatı altında beraberdik. Canlı canlı hem yorumladık, tahminlerde bulunduk. Ondan sonra askıda kaldık. tekrarlandı. Şimdi de Isparta olarak milletvekillerimizi de seçtik. O da zorlu bir süreç, uzun bir süreçti. En sonunda 4 milletvekilimizi belirleyip meclise yolladık. Onları uğurladık. Şimdi de yerel seçimler başlıyor ülke genelinde. Ona hazırlıklar başladı. Onunla ilgili hızlı bir tempomuz olacağını düşünüyorum ben. Tabii. Hem Isparta merkez, hem ilçeler, hem beldeler, mahalle muhtarlıkları, yani bu yerel seçimler kapsamlı bir seçim. Genel seçimlerde olduğu gibi işte milletvekilleri, cumhurbaşkanı falan gibi kısıtlı bir durum değil. Bunun belediye meclisi var, il genel meclisi var, muhtarlar var, belediye başkanları var. Oldukça yoğun bir süreç geçecek, yoğun bir süreç yaşayacağız. Burada da işte konunun ta başında söylediğimiz gibi tarafsız, objektif, projelerin konuşulduğu, neler yapılabilirin konuşulduğu, Isparta'ya nasıl bir değer katılabilirin belki de genel anlamda toplamında konuşulduğu bir program hedefindeyiz, niyetindeyiz. Bunu düşünerek aslında biraz da yola çıktık. Bu siyaset sürecinde de böyle kavgaya, gürültüye, o kalabalık ne derler? Laf salatası derler değil mi? Laf salatalığına çok böyle meyil vermeden olgular üzerinden konuşulacak bir program sizleri bekliyor diyelim. Yani Isparta ile ilgili çok konuşacağız. Çünkü Bora geçen gün neyi düşündüm biliyor musun? Böyle kendi kendime oturduğum zamanlarda da düşünüyorum. Hem siyaseten işte sosyal anlamda falan. Isparta bir sarmalın içine girdi. Sürekli kendini tekrar ediyor.
Yani evet. Şöyle bir düşün, Isparta kendini tekrar etmeye başladı. Şimdi yani, biz programın başında sen dedin ya bu programda neleri konuşacağız falan diye. Ben şöyle aklımdan geçiriyorum. Şimdi bunları söylediğimiz zaman izleyicilerimiz diyecek ki ya bunları zaten konuşuyordunuz siz. Şimdi hani aynı şeyleri mi konuşacaksınız? Çözülmedi ki. Şimdi Eğirdir Gölü mesela sürekli konuşuyoruz. Bu programda da uzun uzun konuşacağız. Hatta o konuyla ilgili böyle farklı yaklaşımları da gündeme getireceğiz ilerleyen programlarda. Yani bir çözüm yok Eğirdir Gölü ile ilgili. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Yani çözüm diliyoruz ki zaten bizim amacımız hep neydi? Ben Isparta'ya geldiğimden beri Eğirdir Gölü ile ilgili çok alakadarım. Ama hani bizim de istediğimiz şekilde olmayacaksa bile yani şu beni deli ediyor arkadaş. Bak çok al geldim, Rudin geldi, çıktı Rudin ortaya şimdi. Hoş geldin. Şimdi beni deli eden ne biliyor musun? Ortada bir sorun var. Ya bunu güllük gülistanlık da yapamayabilirsin. Yani olmuyordur. Mesela Dereboğazı yolu. Allah Allah konuş konuş, tekrar tekrar sor sor, açılış yap, kasma kürek vur. Gitti, döndü, geldi, oydu, buydu, konuştuk konuştuk. Sonuçta geldiğimiz nokta ne oldu? Bütçe, deli bir bütçe çıkıyor değil mi? Orada işte zorluklar geliyor. Bu hep vardı. Yani hep ben artık ülkede neyin değişmesini istiyorum biliyor musun? Bir şey olmayabilir. Ama o konuyu görmezden gelemezsin ya. Olumlu olumsuz bir şey söylenmesi zorundadır. Yani elimizden geleni yapacağız. Ne demek ya elinden geleni yapacaksın? İşte takipçisiz nasıl takip ediyor? Körsün mesela. Ben de onu derim o zaman. Körsün. Yani Eğirdir Gölü içine dönelim. Şimdi Eğirdir Gölü dünden bugüne mi bu hale geldi? Şimdi bilim insanları geçtiğimiz gün Habersülh gazetesinde de manşet yapmıştık bunu. Erol Kesici hoca diyor ki işte siyasi iradenin artık harekete geçmesi lazım. Şimdi siyasi irade tam senin söylediğini yapıyor. Ne yapıyor? Takip ediyor. Gidiyorlar gölün kenarına, bunu geçen programlarda hep konuştuk. Gölü inceliyorlar. Aha hakikaten böyle ya. Bir gözle çekilmiş şöyle falan böyle bakıyorlar. Göl çekilmiş, onu ben de yapıyorum. Yani kurumuş. İşte o şimdi siyaset aslında tarif olarak da enteresan. Seyis etmekten geliyor. Hani tımarlamaktan, terbiye etmekten. Yani siyasetin görevi terbiye etmek. Siyasetçilere baktığımız zaman bugün bunu net görüyoruz zaten. Hı hı. Tamam mı? Terbiye eden bir yaklaşım. Bir şey dediğin zaman tamam sen dur bakalım biz gerekeni yapacağız, inceliyoruz. Bak gittik gölün kenarına, inceledik. O göl işte kirlilik bilmem ne falan konuşulurken belediye başkanları gördük. Göle su daldırıp al ben bak hiç filtresiz içiyorum. Bir şey olmuyor. Bana bir şey olursa göl kirlidir falan diyenleri gördük. Ya bu deli yani, yanılma yolu. Yani tüpe çarpmak tutmaktan işte, sonraki hani, ikinci vali. Siyaset göle böyle bakıyor. Rahmetli Turgut Özal da bu Çernobil meselesinde böyle çıkıp çay falan çay içiyordu. Bak bana bir şey olmuyor falan diye. Yani kabuk değiştirmemiş siyaset. İşte geçmişten bugüne. Aslına bakarsan sadece Isparta değil, benim söylediğim o tekrarı tüm genele yayarak siyaset kendini tekrar etmeye başladı ve artık hani çuvala sığmıyor. Yani bu iş artık çuvala sığmıyor. Çünkü gözümüzün önünde kaybolan, hele ki dünyanın su konusunda ayağa kalktığı, artık yeni yeni kartların yeniden kırıldığı ve suyla ilgili ta benim çocukluğumdan beri gelip zamanı geldiğinde büyük bir güç olacak. Bu anlamda da Türkiye çok şanslı bir durumda ve konumda diye yeraltı kaynaklarıyla, gölleriyle, denizleriyle, ırmaklarıyla şanslı konumda olunacak denilen Türkiye'nin bugünkü içler açısı durumuna bakıyoruz. Orada hani şey ne yapıyorlar? O zoom'dan geri çekiyoruz kamerayı, odaklandığımız zaman işte Eğirdir. Yani Isparta eşittir Türkiye. Burada zaten ne varsa sorun Türkiye genelinde de aynı şey bir var. Bir de şu var ama bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım. Evet siyasi irade bu konuda gerekeni yapmıyor ama biz ne yapıyoruz? Mesela bir medya açısından bakalım ne yapıyoruz? İki vatandaş açısından, halk açısından bakalım. Ya gözünün önünde göl kuruyup gidiyor.
Yani artık yok olmaya yüz tutmuş. Ne bileyim, gözünün önünde Dereboğazı yolu yapılmıyor. Sana her seçimde gelip bu yolu yapacağız, biz yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar. Ya da ne bileyim, ekonomiyle ilgili işte bir sürü tarım ülkesi ya Türkiye, gıda fiyatlarına bakıyorsun, sebze meyve fiyatlarına bakıyorsun falan. Ama vatandaşın da bu konularla ilgili böyle bir sadece oturup izlemek gibi bir meyli var. Şimdi o konuda da bunu da ileride yine konuşacağız. Bugün böyle kısa tutacağız dedik. Yine konulara girdik. Tabii başlıkları böyle bugün. Ama şimdi benim zaten genel anlamda bununla ilgili bir görüşüm var. Maalesef aslında imkanlar bize sunuldukça, geliştikçe biz nedense insanlık olarak bir durduk. Yani hani o yürüdük, ayağa kalktık, giyindik, ateşi bulduk, tekerlek icadı oldu falan, fıt 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 böyle çıkan o ivme bu tepede bir durdu. Hatta burnunu da aşağıya doğru verdi. Bu insanlık içerisinde biz de kendimize düşen payı bu duyarsızlıkla aldık. İmkanların bu kadar çok olduğu, bir tuşla dünyanın diğer tarafına gidip görebileceğin, edinebileceğin bilgiler varken kendi elimizde suyundan faydalandığımız, iklime olan katkısından faydalandığımız, görsel olarak bir şöyle yedi renkli göl derler. Ne renk? Bomboz bir göl kaldı orada. Artık yani ortasından şeyler çıkıyor, bitkiler çıkıyor. Bunlar varken oturuyor, seyrediyor olmamız da bana şu mevcut düzen içerisinde, bunun sosyal alanı da var, konuşuruz inşallah bir sosyologla da, hiç garip gelmiyor. İşte o yüzden ben ne diyorum? Yönetilenler, yönetenler, seçilenler, onlara verilen bu yetki de biraz benden farkları olmaları gerekiyor. Senin çok güzel bir lafın vardır. Bir şeyin yoluna girmesi için, genel anlamda düzenli devam edebilmesi için belki de bazen vatandaşla kavga ederek bu işi çözmek gerekiyor. Bu onlardan birisi de bu olabilir. Şimdi biz buradan bahsederken Isparta'nın sokaklarında cayır cayır insanlar halı yıkıyor, araba yıkıyor. Defalarca yok. İçim sızladı. Geçtiğimiz gün ben Işıkkent'te oturuyorum. Bir de orası yokuş bir şeydir. Nereden geliyordu su bilmiyorum. Kaynağını bilmiyorum ama köpüklü bir su. Neredeyse Mimar Sinan'a inecek. Yani o kadar çok su harcanmış ki orada ne yıkanıyorsa artık. Benim evimin önünden ucu bucağını görmüyorum. Evimin önünden hala köpüklü geçiyor. Şimdi buna hemen basacaksın, cezayı geçecek. Niye hala Isparta'da halı yıkanıyor sokaklarda, araba yıkanıyor, sular foştur foştur harcanıyor. Ben duş alırken o akan su deli gibi bir şey oldum ben ya. Damacanalarım var. O damacanalarla hani diyordum ya, ne yapacağız ya, bu duşlardan akarken soğuk su gelene, sıcak su gelene kadar çok harcanıyor. Şimdi bir şekilde damacanalarım oldu, su şeylerimi iptal edince damacanalarım oldu. Onlara dolduruyorum. Çiçek sulayacaksam, işte ne bileyim hayvanlara su vereceksem gibi birçok şeyde ben mesela o suları, canım yanıyor ya evde böyle sanki su hiç yokmuş, bitmiş gibi damacanalar böyle canım yanıyor. Ben bunu düşünürken bir başkası benim ve evladımın damla suyunu o şekilde kullanamaz. Kullanıyorsa, o bilinç yapısında değilse de buna birinin müdahale etmesi gerekiyor. Ona birisi müdahale ettiği zaman oy oranı düşer. İşte zaten işte bizi saplayan çamura orası olmadı ona, mı? Ona müdahale etti. Bas bas bağırdık 6 Şubat depremlerinden sonra. Dedik ki bu özellikle ticari alan olarak kullanılan o binaların giriş katlarında kolon tahribatları var. Tahribat değil, kolon yok. Yani adam kesmiş kolonu daha geniş alan elde edebilmek için. 6 Şubat depremlerinden sonra bas bas bağırdık. Dedik ya ki başta Isparta Belediyesi olmak üzere bu konunun ilgili kurumları çıksın Isparta'da böyle bir denetleme yapsın. Özellikle bu işte ticarethane olarak kullanılan bina girişlerindeki o katlarda denetlemeler yapsın ve tahribat var mı yok mu bunları tespit etsin. Eğer varsa gereğini yapsın. Gereği nedir bunun? Mühürlersin. Ya imar tadilatıyla çözülebiliyorsa imar tadilatı. Ne neyse artık onu yaparsın. Gereği artık neyse, evet, onu yapsın dedik. Bekledik çıt çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili tekrar bir hatırlatma yaptık, bir haber yaptık. Yetkililerden yine çıt çıkmadı. Mimarlar Odası Başkanı Caner Bey haberin altına yorum yazmış. İddia ediyorum Isparta'da bu sayıda çok bina var ve hiçbiri denetlenmedi. Hadi bakalım. O zaman biz ne yapalım? Bak biz zaten var ya, şunu da yaptıktan sonra çıkalım, kimseyi biz de denetleyelim. Evet, kimseyi de seçmeye gerek yok ya. Kimse zaten kendi demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesidir. Abi herkes ayıralım.
Alalım kamerayı. Bak burada civan gibi bizim çocuklarımız var. Alalım kamerayı. Alalım Mimarlar Odası Başkanı'nı da yanımıza. Böyle gidelim. Denetleyebildiğimiz kadar. Ben de not alayım. O söylesin. Ben de not alayım. Sonra kendi yaptığımız araştırmayı kamuoyuyla paylaşalım. Ne durumda olduklarını gördüm. Biri bunu yapmıyorsa biz yapacağız demek ki Bora. Evet. Yani ne yapacağım? Ben de ondan sonra o suyu takip edeceğim. Gideceğim o kaynağını bulacağım. Diyeceğim ki delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Su böyle mi harcanır diyeceğim. Birbirimize orada bir ufak gireceğiz falan filan. Başka türlü olacak yok. Çünkü eğer biz bu işi çözemiyorsak, bunlar yoluna gelmiyorsa, hele ki oy kaygısı denilen ki parantez içinde söylüyorum. Bir şey ne değişiyorsa değişip belediye başkanlarının siyasi partisi olmamalı. O iş oradan çıkmalı. Yani bir partiye bağlı olmamalılar. Çıkıp kişiler bireysel olarak kendilerini anlatmalı. Geçmişleri, gelecekleri göz önüne yatırılmalı. Bilmem ne yapılmalı. Halk öyle seçmeli diye bu benim fikrimdir. Parantez içinde onu da söyleyeyim. Ama bunu sadece belediye başkanları için söylemiyorum. Milletvekilleri için de söylüyorum. Bakanlar için de. Yani bizi yönetiyor anlamında kim varsa abi marangozluk hatası mı senin orada olup öyle görünüyor yani. Ben burada, sen orada. Senin benden farkın yok. Hatta benden daha az şey görüyorsan veya görmezden geliyorsan ne yapacağız biz? Neye güveneceğiz? Nereden çözüm bekleyeceğiz? Evet. Yani. Evet, gördüğünüz gibi Ruzin dolmuş. Efendim bayağı biriktirmiş. İşte bunların hepsini ve daha fazlasını her perşembe saat 21'de TV 32 ekranlarında Görüş Açısı programında konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Böyle seni kesmiş gibi oldun değil mi? Çok iyi ettin çünkü ben zaten maşallah daha ben fark ettim, hızını alamadım tanışma, sen. Tanışma programında bile bir sürü sevmeyen edinmişimdir gene. İnsanların sevenleri artar yönetmenim, benim sevmeyenlerim vardır. Olsun, ben sevenlere de sevmeyenlere de gönülden evet. Selamlarımı gönderiyorum. Allah hepsinin yolunu açık etsin. O zaman hafif toparlayalım. Toparlayalım. O zaman ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Efendim, hepimize hayırlı uğurlu olsun, daim olsun. İnşallah sevgili Bora, biz de yine o her zamanki, sana da çok güvenirim o konuda, haktan yana olan, adaletten yana olan o tavrınla tarafsız, objektif, söylenmeyenlerin sözü, söylenemeyenlerin sözü, sessizlerin sesi olarak devam ederiz. Allah mahcup etmesin, Allah yüz haklılığı versin. İnşallah bir gün gene böyle bir sezon finalinde yüzümüzün akı başımızın dikliğiyle size veda etmeyi nasip etsin. İlk programdan benim dileğim de budur. Evet. Tabii hepimizin farklı farklı dünya görüşleri var, farklı farklı bakış açıları var, farklı görüş açıları var. Bunların hepsini bir yerde harmanlamaya çalışacağız. Bütün niyetimiz, bütün derdimiz aslında bu. O yüzden her hafta Perşembe günü saat 21'de eğer kaçırırsanız TV32'nin YouTube kanalından da programı izleyebilirsiniz. Davet ediyoruz efendim. Gelin hep birlikte olup bitenleri anlamaya çalışalım, anlatmaya çalışalım. Dilimiz döndüğünce WhatsApp hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi her zaman olduğu gibi bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince olup bitenleri bu ekranlardan kamuoyuna duyurmaya çalışalım ve bugünlük veda edelim. Bugün şöyle bir tanışma liderler tanışma toplantısı yaptık diyelim. Haftaya Perşembe günü saatler 21'i gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek yakınlarınızın uzak olmadığı, emeklerinizin zayi olmadığı, anladığınız, anlaşıldığınız, gülümsediğiniz ve gülümsettiğiniz bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Şunu söyleyemiyorum diye kahroluyorum ya. O zaman ben de kendi klasik vedamı yapayım efendim. Sizleri, sevdiklerinizi ve canım ülkemi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.